Türkiye yüz milyonlarca dolar vererek aldığı Leopard tanklarını aslında üretebilirdi. Erbakan'ın vefatıyla bu yeniden hatırlandı. Çünkü makina mühendisi olan Erbakan yıllar önce Almanya'ya gidip bu tankların ilk üretim aşamasında yer almıştı. Peki niye gerçekleşmedi bu rüya? İşte yanıtı. Erbakan Hoca bu grubun içerisinde karar verilen yerlerinde oldu, hem de uygulama bölümünde oldu. Öğrencisi hocasını anlattı. Saadet'in lideri Necmettin Erbakan'ın 1954 yılında Almanya'da Leopard tanklarının baş mühendisi olarak görev yaptığı yılları, başarısını. Kalbinde çalışmıştır ve çalıştığı bölgede yanma odası tasarımıdır. Motorun en önemli kısımlarından. Türkiye'de daha yeni yeni Milli Tank Altay projesine imza atıldı. Ama 57 yıl önce Necmettin Erbakan Almanya'da bugün Batı'nın en gelişmiş tankı olarak gösterilen Leopard tankının can damarında görev aldı. Baş mühendis olarak adını Alman ordusunun ana halterine yazdırdı. Bilgisiyle, başarısıyla, ürettiği fikir ve tank prototipiyle projesini tamamladı. Yıllar önce belki Türkiye'de sanayi altyapısı olsaydı bugün geciken milli tank projesini daha önceden yapıyor ya da 429 milyon dolar verip satın aldığı Leopard tanklarını kendi üretiyor olacaktı.